söylediği gibi bütün Kürtleri temsil eden siyasal Kürt hareketi anlamında kullanmadım yani. Peki bu şeyi yani bizim tabii anlamadığımız bir şey var. Gezi kalkışması sırasında hayatını kaybeden, herkesin canı, yani bir kişinin dahi canı çok kıymetli hiç kuşkusuz ki. Hepsinin adını Türkiye kamuoyu ezberledi, rozetleştirdi, bayraklaştırdı. Fakat yani zorla biz bu akşam annesini çok da zor hani şartlar altında yani yayına çıkarttık da adını söyledik. 33 kişi hayatını kaybetti. Çok vahşice ölümler yaşandı. Yani karşılaştırma olsun diye demiyorum ama ne farkı var mesela Berkin Elvan'la Yasin Börü arasında teknik olarak ne fark var ki? Hiçbir fark yoktur ama bir fark var tabii. Bu Müslüman, en azından Müslüman kimliğini öne çıkaran, Müslüman hassasiyetini öne çıkaran bir kimliğe sahip olduğu için oryantalist bakış açısına sahip olan insanların, aydınların dikkatini çekmez. Zaten nedense bu Orta Doğu'da meydana gelen her hareket, kendini gösteren her hareket, nerede bir etkinlik gösterirse mutlaka ilk hedefleri İslami değerlere saldırmak oluyor. Biz bu son birkaç günlük bu Kürt coğrafyasındaki sokaklar üzerindeki hakimiyette İslami temsil eden sembollere yönelik saldırıları daha önce aslında Türkiye'nin genelinde kaç defa gördük? Darbeler sürecinde gördük, aynen. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gördük, 12 Eylül'de gördük, 28 Şubat sürecinde gördük. Her insani bir gaye için, bir amaç için oluşturulan her hareket bir şekilde bu özelliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Müslümanın kanı ucuzdur. Bugün Orta Doğu'da Müslümanlardan başka ölen yoktur. Bu Berkin Elvan'ın Müslüman olmadığı, farklı bir kimliğe sahip olduğu anlamını da söylemiyorum. Değil ama yani bu hassasiyeti bir özel seçilmiş bir durum tabii, var. Yani. Tabii ki. Dolayısıyla zihniyetler hep aynıdır ve her fırsatta İslami değerlere, bu coğrafyadaki insanları birbirleriyle kaynaştıran, bu kardeşliği pekiştiren esas unsura yönelik bir saldırı vardı. Peki, çünkü bunları ayakta tutan Türklerin, mesela bizim kendi coğrafyamızda söyleyecek olursa, Kürtleri ve Türkleri ayakta tutan, onun adeta harcı olan İslam'a yönelik her saldırı, bu bölünmeyi, bu zihinlerde tasarlanan bölünmeyi engelleyen bir unsur olduğu görüldüğü içindir. Peki, İlk hedef o oluyor yani. Peki dönelim tekrar Ankara'ya, Mehmet Metinler'e onu da soralım. Hedef Müslümanlar mı? Bir de Müslümanlar hedef alın. Mesela bunu tabii sadece Türkiye için de söylemiyorum. Bölgede de mesela IŞİD'in yapmış olduğu hiçbir eylemi dünya kamuoyu görmedi ama örneğin işte Ezidilerin başı dara düştüğünde dünya kamuoyu hareketlendi. Kobani'de bir hareketlenme olduğunda ise koalisyon güçleri devreye girdi mesela. Oysa Suriye 4 senedir kan ağlıyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyordu Mehmet Metiner. Ne dersiniz? Yani o koalisyon uçakları niye Şam'ın üzerinde dolaşmazlar? Niye sadece Kobani üzerinde dolaşırlar da diktatör Esed rejiminin başkenti, zulmün başkenti Şam'ın üzerinde dolaşmazlar? O ayrı bir fasıl. Ben Vahdettin İnce kardeşimin dediklerinin tümüne katılıyorum. Ona cevap olsun diye söylemedim. Şu an yüreğimle konuşuyorum. Çünkü Hatice kardeşimizin hassasiyetini her birimizin yüreğinde hissetmesi gerekir. Berkin için de ağlayarak yazı yazdım. Berkin de bizim evladımızdır. Ama Berkin edebiyatını yapanların Yasin Börü kardeşimizin vahşice öldürülmesi karşısında tek kelime etmemesini de alçaklık ve namertlik olarak buradan ilan ediyorum. Yani duygusal olmamız gereken her yerde duygusal olacağız. Ben bir siyasetçiyim. Tabii ki yangın varsa onu söndürmek gerektiğine en başta inananlardan biriyim. Bu çözüm sürecine bedenimizi, başımızı koymuş insanlarız. Çözüm sürecinin hatırına pek çok şeye göz yumduk. Ama PKK, ama HDP bunu hükümetin bir acziyeti, bir zaafı olarak gördü. Biz Türk Mehmet'in annesi ağlamasın diye her türlü fedakarlığı yaptıkça onlar Kürtlere yönelik zulümlerini sürdürmeye çalıştılar. Bunu yapmasınlar. Evet, dilimizi yumuşatmamız lazım. Vahdettin kardeşime katılıyorum. Ama zulmün kendisine de isyan etmemiz lazım. Ben Kürtleri PKK'nın zulmüne karşı Serhildan'a çağırıyorum. Yeter artık.
Kürtlerin siyasal tercihlerine saygılı olacaksınız. Kürtlerin farklılığına saygılı olacaksınız. O eleştirdiğiniz devlet kadar demokrat değilseniz demokrasi kelimesini ağzınıza almayacaksınız. O hale eleştirdiğiniz sömürgeci, faşist, diktatör diye eleştirdiğiniz devlet altınıza kırmızı plakalı araçlar çekiyor. Ama siz Diyarbakır'da herhangi bir televizyonunda PKK'nın HDP'nin eleştirisine izin vermiyorsunuz. Bir başka partinin bölgede faaliyet göstermesine izin vermiyorsunuz. Tehditle, adam kaçırmayla, adam öldürmeyle kendinizi egemen kılmaya çalışıyorsunuz. Demokrasi sizin ağzınıza yakışmıyor. Evet, dilimizi yumuşatmamız lazım. Ama demokratik meşruiyet temelinde. PKK'da silahlarını bırakıp HDP üzerinden siyaset yapacaksa kamu düzenini ihlal etmeyecek. İki, demokratik meşruiyet içinde hareket edecek. Üç, sadece ve yalnızca fikirleriyle, siyasetleriyle var olmaya devam edecekler. Peki şimdi bir de ben... Bakın şunu çok net söyleyeyim. Bahattin İnce kardeşim. Bir de ben politikacı Metinler'e bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir tane soru var. Politikacı Metinler'e soracağım bu soruyu yalnız. Deniyor ki BDP'yi böyle ya da HDP'yi düzeltiyorum. HDP'yi böyle süreç dışına itersek elimizde konuşacak kimse kalmıyor yorumu yapılıyor. Doğru mu? Kim diyor bunu ya? Bunlar beylik lafları ya. Bunlar da bir başka tuzak ya. Öyle mi? Zaten gençleri bu şekilde sokağa sürüyorlar. Gençler üzerinden siyaseti bir tehdit altına alıyorlar. Bakınız bizimle konuşmazsanız bu öfkeli gençlikle hiç konuşamazsınız. Bugüne kadar kimse HDP'yi, BDP'yi siyasetin dışına itmedi, kulvarın dışına itmedi. Biz ısrarla HDP'nin siyasi muhatap olmasını sağlamaya çalıştık. Ama HDP her seferinde PKK'nın silahları üzerinden siyaseti şekillendirmeye çalıştı. Sokaklara gençleri salarak, sokakları terörize ederek siyasi nüfus sağlayabileceğini sandı. Bakınız bir şey net söyleyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. PKK'nın, HDP'nin Kobane hassasiyetinin bir Kürtlük hassasiyeti olduğuna zinhar inanmıyorum. Örnek veriyorum. Eğer Kobane'de, eğer Rojava'da PKK, PYD dışında Hizbullahi bir örgüt şeriat hükümlerini tatbik ederek burada egemen olmuş olsaydı hiç kuşkunuz olmasın PKK, HDP Kobane için sokağa dökülmezdi. Tam tersine oradaki o şeriatçı Kürt oluşumunu, kazanımını berhava etmek için uluslararası koalisyonla Esed rejimiyle ve de başka güçlerle işbirliği yapmaktan kaçınmazdı. HDP'nin, PKK'nın Kobane'de kurmaya çalıştığı Kürtlerin kazanımı değildir. Kendi iktidar alanıdır. Kimse başka türlü çarpıtarak sunmasın lütfen. PKK'nın Kürtlük hassasiyeti üzerinden yol yürüdüğü kanaatinde zinhar değilim. Eğer öyle olmuş olsaydı, Vahdettin İnce kardeşim bu meseleleri en iyi bilenlerden biridir. Onun söylediklerine gözü kapalı, koşulsuz evet diyenlerden biriyim. Kendisinin analizlerine son derece güvenirim. Bakınız PKK bağımsız Kürdistan istiyor mu? İstemiyor. Ayrı bir devlet istiyor mu? İstemiyor. Etnik bir federasyon istiyor mu? İstemiyor. Öcalan yakalandığında ne söylemişti? İnkar biterse isyan biter demişti. AK Parti iktidarında biz inkarı bitirdik. Bugün Türkçenin dışındaki bu ülkedeki dillerde, ana dilde eğitim, öğretime varıncaya kadar bütün demokratik reformları hayata geçirdik. Peki geriye kalan siyasal talepler üzerinden artık silahların konuşturulması gerekiyor mu? Silahlı unsurlar dağda hangi amaç için tutuluyorlar Allah aşkına? Ve her seferinde bu silahlı güçler Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte Türkiye'ye bir tehdit olarak kullanılıyor. Kim PKK'nın arkasında? Öcalan yakalandığında bir itirafta bulunmuştu. Kürt kardeşlerime buradan hatırlatıyorum. Başta Şam rejimi olmak üzere Avrupa'nın kimi başkentlerine de göndermede bulunarak o ülkelerin, yani Türkiye düşmanı ülkelerin PKK'yı Türkiye'ye karşı kullandıklarını söylemişti. Peki ben soruyorum, çözüm sürecini başarıya ulaştırmaya
az bir zaman kala Kobane bahanesiyle Kandil'in silahlarını tekrar Türkiye'nin üstüne doğrultan güç hangi güçtür? IŞİD'i Türkiye'nin sınırlarına süren güç hangi güçtür? Ve Kobane bahaneli gezi kalkışmasına kimlerin destek verdiğine bakınız. Paralel yapıdan tutunuz da Türkiye AK Parti düşmanı ne kadar çevre varsa, o çevrelerin Kürt hassasiyetiyle PKK terörünü meşrulaştırdığına hangi birimiz inanabiliriz? Onun için ben Kürt kardeşlerimden şunu rica ediyorum. HDP önemlidir. Siyasi bir parti olduğu için önemlidir. Ama Selahattin Demirtaş Türkiye toplumundan özür dilemelidir. Bu çağrının yol açmış olduğu kanlı faciadan dolayı istifa etmelidir. Her onurlu siyasetçi gibi istifa etmelidir. Aksi takdirde Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali bir de grup toplantılarında arlanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a diktatör demeye devam ederse, katil demeye devam ederse bu anlayışta çözüm süreci yürümez. Çözüm sürecinde teröre yer yoktur, peki, vandallığa yer yoktur. Çözüm sürecinde siyasal talepler üzerinde siyaset yapmak vardır. Çözüm sürecinde dağdaki silahlı unsurları düz ovaya indirmek vardır. Yurtlarına, yerlerine döndürmek vardır. Önlerinde siyaset engeli varsa kaldırıp siyaset yapmalarını sağlamak vardır. Peki. PKK kendi siyasal taleplerini siyaset yaparak kendisi hayata geçirsin. Silahların marifetiyle değil. Mehmet Metiner, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Sağ olasın. Ağzına sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olasın. Mehmet Metiner'i uğurluyoruz. Vahdettin İnce'yle bir